Uzun yıllar evvel büyük bir endüstri haline dönüşen futbol, öneminden hiçbir şey kaybetmeden dünya gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. Futbolun yıldızları tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de en çok konuşulan, üzerine en çok yazılıp çizilen kahramanlar oluyor. Attıkları gollerle olduğu kadar saha içinde ve dışındaki hareketleriyle herkesin ilgisini çeken futbolculardan sadece pek azı uzun yıllar gündemde kalabiliyor. Futbolcular nadiren aktif spor hayatını bıraktıktan sonra yönetici ya da teknik adam olarak futbolun içinde kalmaya devam ediyor. Bu isimler genellikle özdeşleştikleri camiaya hizmet ederek yükseliyor. Galatasaray'da Fatih Terim, Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, Trabzonspor'da Şenol Güneş ve Ünal Karaman gibi. Anadolu'da ise sadece futbol kenti olarak anılan şehir takımlarından böyle isimler çıkıyor. Türk futboluna değer katan ve futbolla yatıp kalkan bir şehrin takımı olarak Samsunspor'da futbolculuktan teknik adamlığa giden ışıltılı kariyer sahibi bir değere sahip. Türk futbolunun altın çocuğu Ertuğrul Sağlam. Birçokları Ertuğrul Sağlam'ı Samsunlu zanneder. Futbolcu ve teknik adam olarak kariyer basamaklarını Samsunspor'da tırmandığı için böyle zannedilmesi normal aslında. Zonguldak iline bağlı Karadeniz Ereğlisi'nde 1969'da dünyaya gelen minik Ertuğrul futbol hayatına da burada başladı. Kısa sürede yetenekleri anlaşılınca Fenerbahçe genç takımına kabul edildi. 1,5 yıl kadar sarı lacivertli formayı altyapı takımlarında ıslattı. Profesyonel olmak için Gaziantep'ten gelen teklifi değerlendirmeye karar verdiğinde en büyük endişesi Fenerbahçe'nin bonservisini ücretsiz verip vermeyeceğiydi. Ancak onu yetiştiren İstanbul Kulübü elindeki değerin farkında bile değildi. İkincilikte oynayan Gaziantep Spor'la anlaşma yaparken Fenerbahçe'den kimse ona dönüp "Nereye gidiyorsun?" demedi bile. Erzurum Spor'a attığı 3 golle dikkatleri üzerine çekmeye başlayan genç futbolcu Samsunspor'dan teklif aldığında henüz 20 yaşındaydı. 1989'da korkunç bir kaza geçiren Kırmızı Şimşekler yeni takımlarını oluştururlarken ilk transferi Ertuğrul ile yapmıştı. Kaza sonrası zor günler yaşayan Karadeniz takımı 1989-1992 arası Süper Lig ile alt küme arasında gidip geldi. İsmail Uyanık'ın başkan olduğu o dönemde Süper Lig'e çıkan kadronun 9 oyuncusu onun gibi 69 doğumluydu. Diğer 2 isim Ercan ve Kasım ise onlardan sadece 2 yaş büyüktü. Bu genç ve oturmuş takım birkaç takviye ile Süper Lig'de fırtınalar estirdi. Ertuğrul Sağlam, Kırmızı Beyaz Siyah Samsunspor isimli kitapta bakın o günleri nasıl anlatıyor. Osman, rahmetli Müjdat, Ercan, Kasım, İmdat, Bünyamin, Orhan Kaynak, kaleci Erol, kaleci Murat Aydın, İsa, Timofte, hepimiz aynı yaş grubunda, aynı hedefi paylaşan, idealleri olan o ruhun patlaması 93-94 sezonunda oldu. O sezon Samsunspor ligi 5. sırada bitirirken takımın parlayan isimlerinden birisi Ertuğrul Sağlam'dı. Artık milli takımın değişmez santraforuydu ve ay yıldızlı formayla gollerini sıralamaya başlamıştı. 25 yaşına geldiğinde Ertuğrul artık İstanbul takımlarının radarındaydı. Genç yıldızı kadrosuna alabilmek için yarışan 3 kulüp arasındaki mücadeleden Beşiktaş galip çıktı. Uzun yıllardır pahalı transferler yapmayan siyah beyazlılar 75 milyar lira harcayarak bu geleneği onun için bozmuştu. Bu büyük rakam aylarca ulusal medyada konu edildi. Artık herkes ondan bahsederken adını anmıyor, bunun yerine 75 milyarlık adam diyordu. Ancak o bu yükün altından kalkacak olgunluktaydı. Henüz ilk sezonunda 24 gol atarak siyah beyazlı forma ile şampiyonluğu tattı.
1994-2000 yılları arasında tıpkı Samsun'da olduğu gibi 6 numaralı formayı giyerek başarıdan başarıya koştu. Beşiktaşlı taraftarların sevgilisi haline geldi. Bir dönem teknik adam Toşak tarafından hiç alışık olmadığı libero mevkiinde görevlendirildiği halde hiç sesini çıkarmadı ve o görevini de yapmaya devam etti. Beşiktaş formasıyla Yüzler Kulübü'ne girerken milli takımda da kritik goller attı. Yılında yeni Beşiktaş teknik direktörü Scala onu kadroda istemeyince 6 sene forma giydiği Beşiktaş'tan ayrıldı ve diğer teklifleri bir kenara bırakıp yuvaya geri döndü. Burada 3 sezon daha Samsunspor formasını ıslattı. Onun için Samsunspor'un yeri çok özeldi ve Samsunlular nazarında da Ertuğrul Sağlam bir evlattı. Samsunspor formasıyla 233 maça çıkmış, 77 defa fileleri sarsmıştı. Aynı zamanda ayağı uğurlu bir oyuncuydu. Süper Lig'de kırmızı beyazlı formayla oynadığı ilk resmi maçta 3 Eylül 1989'da Galatasaray'ı 1-0 mağlup etmişlerdi. İlk resmi golünü ise 24 Eylül 1989'da 3-0 kazandıkları Adana Demirspor maçının 60. dakikasında kaydetmişti. Futbolu bıraktığında o artık Atatürk armalı kırmızı beyazlı formayla özdeşleşmiş bir efsaneydi. Aktif futbol hayatı sona erdiğinde Süper Lig'de 126 ve milli takımda 11 golü olan bir yıldız Türk futbolundan kayıp gitmişti. Futbolcu olarak oynadığı takımların taraftarlarının ötesinde tüm spor kamuoyu tarafından takdir görmüş büyük bir oyuncuydu. Sportif başarısı dışında hem spor ahlakı hem de özel yaşantısı ile örnek kişiliğiyle büyük saygı toplamıştı. Ona teknik adam olarak kapıları açan yine Samsunspor oldu. 2004 sezonunda Samsunspor teknik direktörü olarak göreve başladı. O kadar gençti ki talebesi kaleci Şorumlu Ertuğrul'dan daha yaşlıydı. Samsunspor'un teknik direktörü olarak takımın başında çıktığı maçlarda 50 galibiyet, 25 mağlubiyet ve 17 beraberlik alarak önemli bir başarı yakaladı. Samsunspor'dan sonra teknik adamlık kariyerine Kayserispor, Beşiktaş, Bursaspor, Eskişehirspor ve İran'ın Türk kulübü Traktör Sazi gibi takımlarla devam etti. Bu süre içinde kariyerinin zirvesine ise Bursa'da çıktı. 2009-2010 sezonunda Yeşil Beyazlı takımı şampiyon yaparken tarihe Süper Lig'in 5. şampiyon takımının teknik adamı olarak geçecekti. İlerleyen yıllarda Ertuğrul Sağlam'ın yolu beklendiği gibi Samsunspor'la tekrar kesişti. Büyük bir ekonomik kriz yaşayan ve kanyumluk olarak tarihinde ilk defa 3. kümeye kadar inen Samsunspor, iş adamı Yüksel Yıldırım'la birlikte başlatılan şirketleşme projesiyle yeniden küllerinden doğmaya hazırlanıyordu. Hırslı ve pragmatik bir futbol sever olan Yüksel Yıldırım, Yılport Samsunspor adını alan kulübü büyük bir hızla önce Süper Lig'e çıkarmayı, oradan da Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermeyi bir hedef olarak ortaya koymuştu. Bu proje için birkaç denemeden sonra doğru teknik adam bulundu. Bursaspor'u Süper Lig şampiyonu yaptığı sezon bile Samsunsporlu olduğunu söyleyecek kadar Samsun'un evladı olan Ertuğrul Hoca yeniden göreve getirildi. Onun döneminde çok kısa bir sürede seri galibiyetlerle rakipleriyle arasındaki farkı açan Samsunspor, büyük hayallerin aydınlattığı futbol macerasına üst üste lig atlayarak devam etmek istiyor. Samsunspor camiası, Türk futbolunun altın çocuğu Ertuğrul Sağlam'a çok güveniyor ve onun Atatürk armalı kırmızı beyazlı formayla nice kupalar kaldıracağına inanıyor.